Abi yeter mi? Az daha. İstiyor da istiyor. Anamızı alattın abi ya, kurbanım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Efendi Döner'de Ahmet ustamızla beraberiz. Ustamız dönerin lokma haliyle damağımızı vurmaya çalışırken biz daha fazlasını istedik. Dükkanın anahtarı hariç ne var ne yok aldık. Neler mi? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Bahattin abi, hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet usta, nasılsın? Allah razı olsun abim benim. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Usta, şöyle bizi Afyon mermeri gibi bir döner karşıladı. Abi şu an takım aşamasında %40-45'i takıldı. Takmaya devam ediyoruz. Hı hı. Tavuğun neresini kullanıyoruz usta? Tavuğun göğsünü ve butunu kullanıyoruz. Yağını kullanıyoruz abi. Bir saniye. Göğsü, butu ve yağsı. Aynen öyle. Şimdi burada yağsını görüyoruz. Evet. Yağını tavuğun neresinden çıkarıyoruz? Abicim şu iki parça yağ tavuğun butunun arasından çıkar. Evet. İki butundan çıkar. Her bir butta bir parça yağ vardır. Bunu arasından, butun arasından temizleyip alıyoruz. Dönerimize takıyoruz. Kullanmasak ne olur? Kullanmasak dönerimiz kuru düşer, lezzetsiz düşer. Şimdi göğsün çok bir lezzet potansiyeli yoktur yani tavuk etinde. Evet. Göğsün etine et ihtiyacını, gövde ihtiyacını göğüs karşılar ama lezzet ihtiyacını, o göğse şekil vermedeki o lezzeti, yağını, butu ve butunun yağ verir abim benim. Peki kuyruk yağı takanlar var? Kuyruk yağı takan da var. Ben tavukla eti birbirine karıştırmayı pek yeğlemiyorum abi. Tavuk kendi başına bir lezzet. Kuyruk kendi başına bir lezzet. Ama karıştırdığımız zaman bu kadar güzel sonuç alacağımızı da ben sanmıyorum abi. Daha evet. Önce de biz de denedik, tecrübe ettik. Bak. 15 yılımız geçti bu işte sadece tezgahımızda. En büyük sermaye deneyimdir değil mi? Tecrübe abi. Tecrübe. Tavuğumuzda terbiye var. Aynen. Terbiye olarak ne kullanıyoruz? Abicim ne kullanıyoruz? Karıştırmayalım. Biz terbiyede kullandığımızı söylüyoruz. Kardeşlerimiz sonradan diyorlar ki abi biz de yapıyoruz ama biz bu lezzeti tutturamıyoruz. Olmaz. Niye aynen olmaz? Öyle. Bir saniye. Niye olmaz? Ben gireyim araya. Evet. Usta Elif falan demeyeceğim. Evet. Ya baharatlar. Abicim. Baharatların oranı bir, baharatların menşei nereden geliyor, kimden alıyorsun? Öyle. Şimdi. İşlenmesi nasıl? Bir baharatçıya gidiyorsun. Ben söyleyeceğim usta. Evet. Sen söyleme. Baharatçıya gidiyorsun. Pul bir alacaksın. Evet. 20 liraya da var, 40 liraya da var, 60 liraya da var. Aynen öyle. İşte buradaki bir, olay. Bir çiğ köfteciğim var. Adam bu sözü gidip Adıyaman'ı geziyor. Evet. Biber, isot. Aynen. Aynen abi. Evet usta. Sen deyiz. Şimdi baharatta abi sadece şöyle basit bir örnek vereyim. Oturduğunuz odaya ya da mutfağa bir yemek kaşığı kimyon kattığınızı düşünün abi. Evet. Eğer gerçekten saf ve kaliteli bir kimyonsa, çekimi güzel olmuşsa, muhafazası güzel olmuşsa odaya bakarsınız 5 dakika sonra içerisi komple kimyon kokar. Ama öyle kimyon vardır, onu tutup yemeğin içine katarsınız, kimyonun tadını yine de alamazsınız. İşte bu biraz önce söylediğim gibi. Bu tecrübe. Usta baharatı avucuna aldığı zaman, kokladığı zaman, onun içerisindeki karışım nedir, onun özü ne kadar hastır, hepsini ayrıştırır, ona göre kullanır. İçine ne katıyorsunuz dedin abi? Evet. İçine ne katıyoruz abi? İçine kimyonumuz var, pul biberimiz var. Karabiberimiz var, beyaz karabiber özellikle bu işin can damarı benim nazarımda. Evet. Kekimiz, nanemiz, körimiz. Şimdi yoğurt mu süt mü? Bir de yoğurt bir şey mu var. Süt mü? Her ustanın kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Biz tavuk dönerimizi yoğurtla yapıyoruz abi, yağlı. Köy yoğurduyla yapıyoruz. Daha güzel verim alıyoruz. Daha güzel lezzet alıyoruz. Hem yumuşamasını hem de kızartmasını sağlıyor. Aynen öyle. Tamam, biber salçası kullanıyoruz. El yapımı biber salçası. Annemiz mi yapıyor? Eşimiz mi? Annemiz yapıyor. Maşallah. Yıllık yaparız.
yerimiz de müsait. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin inşallah abi. Peki terbiyemiz ne kadar zamanda? Terbiyemiz ortalama tavuklarımız terbiyelendikten sonra abi 20 saat kadar bir zaman geçmesi gerekiyor. 15-20 saat aralığında uygun ortamda dolapta ya da bir soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Ahmet Usta, işin sonuna doğru geldik. Abim işin sonuna doğru geldik. Artık gövdemiz hazır. Ne yapıyoruz? Tıraşlıyoruz. Son tıraşımızı vuruyoruz, rüküşlerimizi yapıyoruz. Şimdi son tıraşçı dediğim de son böyle hava bükücü gibi falan bir şey oldu. Bu tıraşı neden yapıyoruz ustam? Bu tıraşı neden yapıyoruz? Şimdi tavuğun mesela pişime girdiği zaman ateşle olan mesafesi belli. Evet. Burayı pişirir. Evet. Ama şurası 2-3 kere pişim süresi ateş yediği zaman bura bu defa yanma yapar. Evet. Yani en baştan en sonuna kadar aynı pişim derecesiyle pişmesi gerekiyor. Bunun için de tavuğun düzgün olması gerekiyor ateş karşısında. Böyle kalırsa saçak saçak uçlar pişer, geriler kalır abi. O geride kalan da Allah muhafaza müşteriye yanık olarak gider. Doğru. Yanık bir yemeği yemeyi kimse sevmez değil mi? Yani işini seven, işini güzel yapan insanları seviyor. Aynen öyle abi. Şimdi elinizi gövdede gezdirdiğiniz zaman girinti çıkıntı olmaması gerekiyor. Hani şöyle diyorlar. Ya işte bu esnaf müşteriyi düşünüyor falan diyorlar da. Ben müşteriyi düşündüğünü zannetmiyorum. Ya, abicim. Ya kendini düşünüyorum. Kendisine, adının, insanının, bak, ününün kötü olmasını ister mi? Kendisine saygısı olmayan insanın, işine saygısı olmayan insanın başkasına saygısı zaten olmaz. Bak ne kadar güzel söyledik. Bu arada güzel bir makine almışsın. Abi elhamdülillah kaldırmaktan artık arkadaşlar abi yeter dediler, belimiz çıkıyor. Dedik tamam kardeşim. Makinamızı aldık. Vinçle kaldırıp yerine katıyoruz abi. Tamamdır ustam. Hemen katalım. Tamam ustam. Seni böyle görünce aklıma operatörler geliyor. Vinç operatörleri var ya. Öyle bir şey oldu abi. Abi şu an şaka maka iki tane un çuvalı ağırlığı var yani. O şişin üzerinde dik bir vaziyette düşünsene kaldırmaya çalıştığını. Abi ben korkuyorum. Hemen yerini yerleştirelim. Yo Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz inşallah abi. Yapan mühendisimiz eline sağlık. 10 numara 5 yıldız bir makine ayarlamış, tasarlamış. Evet şimdi son haddeyiz. Bugün bu dönerden yiyecek olanlara afiyet olsun. Afiyet olsun. Yakalım mı? Abi ateşliyoruz. Ateşte usta. Ahmet ustam kesmeye başladık. Abi kesmeye başladık. Şimdi sana o güzel lokmamızdan hazırlayacağız. Bak. Bugün geldin. Dönerin takımından itibaren aldın bakalım. Bak. Şimdi lokma deyince akasuklar duruyor. Şimdi kalkmış oldum. Beyin yerinden. Yanındaki ikramından. Apayrı bir dünya ya. Allah. Apayrı bir dünya. Bugün yaşadık. Abi bugün Allah'ın izniyle akşama kadar seni tok tutacak. Evet. Yengemi bile lezzet hususunda kıskandıracağız inşallah. Bak. Nasır Hanım'la kavga etmeyelim. Abi yengem al getir buyursun yesin ya. Kabul ettiriz abi. Abi sen bu işi yaptın, yapmışsın dedirtiriz ya. Allah'ını kurban ustam seni. Oraya yanına geliyorum. Ya şu görüntü var ya. Beni besledi. Abi tavuk döner gerçekten çok güzel bir lezzet abi. Kolay ulaşılabilen. Güzel bir işçilikle yapıldığı zaman gerçekten yorumcularından bir tanesi dün ne yazmış biliyor musun? İyi bir tavuk döner, et döneri döverdi yazmış. Abi iyi bir tavuk döner belki Adana kebapla baş edemez ama gerçekten bir et döneri ringde knockout eder abi. Eder abi. Piyasa şu anda tavuk dönerin piyasası abi. Yok abi. Yani gerçekten piyasasından ziyade bakın et dönerde gerçekten yakışmıyor. Kebapta da 10 numara oturuyor. Kral koltuğuna oturuyor. Ama abi. Döner işi tavuğun sahası abi ya. Döner işi tavuğun sahası abi. Peki usta. Geçelim mi lokmamıza? Aynen öyle. Ekmeğimizi aldık abi. Aha. Tavuğumuzun yağıyla. Öncelikle bir yağlıyoruz. Kebapçılar nasıl? Aynen öyle. Yağıyla yapıyorsa aynen sen de öyle. Dönerin yağıyla yaptın. Şimdi orada bir sosumuz var. Şimdi sıcak sosumuz.
yapıyoruz abi. Evet. İki tane yapıyoruz. Ardına sosun içerisindeki baharatları komple ekmeğin içerisine atıyoruz. O da dumanı doldum. Yalnız bu arada güzel bir koku geldi ha. Abi. Ne var bu sosun içerisinde? Benim var. Tuzumuz var, biber, domates salçamız var. Kimyonumuz var, karabiberimiz var, kekiğimiz var, kuru nanemiz, körümüz var. Tam kazanalım, damak zevki. Ekmek oluştum. Lezzete bulandı. Başlangıcı abi bu. Bu daha sadece başlangıç. Hemen aldın. Ne yaptın sen? Orayı temizledin. Evet. Yanık baharat veya sos kalmasın. Aynen öyle. Şimdi geliyoruz abi. Kaşarımız. Kaşarımız. Ne kadar kaşar koyuyoruz? Takriben 100-120 gram arası kaşar giriyor abi her bir lokmaya. Doyurucu. Dışı değil içi dolu diyorum ben. Bu şekilde de yenir mi? Yenir. Abi muhteşem ya. Ama sen istedin. Ama şimdi dönerin börekleşmiş hali dediğimiz lokmamıza geldi. Bak. Usta. Şimdi dönere, daha doğrusu lokmaya kaç gram koyacağız? 80-90 gram civarı. 90 gram. Tavuğumuz geliyor abi. Evet. Şimdi bir saniye. Buradaki 100 gram. 100 gram. Aha. 80 gram. 20 gram da burada. Fazlasını şöyle söyleyeyim. Genelde atıyoruz yani. O hızın içerisinde o fazlası da gidiyor. Helal hoş olsun. Abi benim çok acayip. Bu arada kaşarımız erimiş. Tavuğumuzu koyduk, sosumuzu koyduk ve el yapımı ketçapımız. Pardon ne ya? Mayonezimizi koyduk. Ve şimdi katlıyoruz abi. Sen sıkı sıkı da sarmıyorsun böyle. Yok. Kendi doğasında kızaracak, hazırlanacak abi. Abi yağını ısırdık. Ne yağı bu? Hayır. Margarin abi, terem yağı. Terem yağı. Tereyağını kullandık, ağır kaçtı. Mesli bir kokular yükselmeye başladı. Ya buradan taşıyor. Taşmaya başladı abi. Kaşarlarımız eridi. Allah! Bak. Allah! Abi yeter mi? Az daha. Şimdi abi geldik lokmamızı parçalamaya. Şöyle pizza dilimi yapıyoruz. Aynen öyle. Yemesi kolay bir şekilde. Şöyle o. Tabağımız hazır şu anda. Ne yapıyoruz abicim? Cipsimizi ortaya aldık. Taco baharatlı cipsimiz. Mayonezimiz. Mayonezimiz. Sana cipsinin kullanılması makinada çok. Ve son olarak ketçabımız. Kolay bu mudur? Abi. Usta. Ellerine kollarına sağlık. Şöyle bir lokmamız abi. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun abi. Bunu ben geldim burada yedim. Elhamdülillah. Bak, şimdi vatandaş dedi ki ya ben böyle gideceğim. Evet. Kabasa döner yiyeceğim. Söyle. Kabasa. Seninle güzel bir şey yapsak. Ne yapabiliriz? Duyduğum kadarıyla burada kiloluk işi de varmış. Kiloluk tabii kiloluk da veriyoruz. Şimdi bize kiloluğun yanında neler verebilirsin? Bunlar üzerine normal pazarlık yapalım. Normal kiloluğun yanında 1 kilogram tavuk dönerimizi pişmiş vaziyette. Evet. Veriyoruz. Yanında yeşil salatası var. İsteğe bağlı kebap salatası var. Karalahana turşusu, karışık turşusu, cipsi, ketçap mayonezi, ekmeği bu şekilde 70 liraya veriyoruz. 70 lira. Yalnız bizde şöyle bir şey var. Tavuk pilav. Abi var burada pilav da var. Tereyağlı. Evet. Pilav da versek olmaz mı? Abi seni kıracak değiliz ya. Baş tacı. Valla biraz ileri gideceğim. Şimdi dur abi. Salatamız hazır. Evet. Tavuğumuz hazır. Pilavımız hazır. Evet. Bu yanında bir içecekle çok daha iyi gitmez mi? Şimdi biz yok desek bu defa sen öyle bir geldin ki millet seni Cüneyt Arkın gibi bizi Erol Taş gibi karşılayacak yolda.
Abi senin canın sağ olsun. Verdik gitti abi. Başka bir şey var mı abi? Bir laf var ya, az veren maldan çok veren candan verir. Tamam abici, baş tacı. Helal olsun ustam sana. Baş tacı. Şimdi o menüyü de hazırlayalım, bir görelim. 1 kilo tavuk dönerimiz, yanında salatamız, cipsimiz, turşumuz, karalahanamız ayrıyeten, mevsim salatası, ketçap mayonezi, başka ne verecektik abime? Pilav verecektik. Ve 1 litre. 1 litre de içecek mi vereceğiz? Ayran alabilir. Abi batırdın bizi. Veya kola olabilir. Senin şerefin yeter abim benim. Başta. Ben bir Adana'lı olarak. Bir de şunu isteyeceğim senden. Bu salata çeşitleri. Arkadaşlar dükkanı hazırlayın, üstüne isteyecek. Ya da kamulaştıracak. Bu salata çeşitlerine. Evet. Bir de soğan salatası ekleyebilir miyiz? Abi feda olsun, o sıkıntı yakışır değil. Yakışır mı? Ne demek abi? Bu da sana yakışır ustam. Başlayalım. Hazırlıyoruz. Döner yağmuru başlasın mı? Döner yağmuru başlıyor. 1 kilo için. 1 kilo için. Vatandaş. Senin için. Kardeşlerimiz için abi. Başla hacı abi. Dönerimiz yaprak yaprak gelmeye başladı abi. Şöyle. Yaz günlerinde bu makine kurtarıcı. Abi işte en güzel yanı bu. Yani usta ön tarafta bütün yoğunluğunu gelen misafirlerimize ayırabiliyor. Evet. Şu ateşi gövdeye yemek gerçekten her baba yiğidin harcı değil abi. Bu esnada ben ustamıza bakıyorum, bak yine fazla koydu. Bak yine fazla koydu. Yani ya fazlası sıkıntı yok abi. Fazlası olsun, fazlası olsun, eksi olmaz. Abi Allah bereketini katsın. Allah bereketini katsın. Şimdi bir de şu olay var. Yağı buraya doldurup yığdırıp bakın. Mesela yağı ayrıştırıyoruz. Arada katmıyoruz. Yağı buraya, tabi ekmek soslamada kullanıyoruz. Dönerlerimizin ekmeğini bununla sosluyoruz. Şimdi bir de şu var. Bu yağ, bunu kaldırdığımızı düşün abi. Bunun içine düşen tavuğu biz tutup da 100 gram desen ne olur yani? 120 gram desen ne olur? Zaten yağa batırılmış bir et. Ağır geliyor, otomatikman ağır geliyor. Bak güzel bir şey söyledim, saniye. Şimdi et düştü yağın içerisine. Aynen. O yağı çekti. Aynen. Et biraz daha mı ağır yani? Tabi abi şimdi 80 gram eti yağa batırdığınız zaman 110-120 grama çıkartırsınız. Burada kuru vaziyette tartmak ayrı bir olay, ıslak vaziyette tartmak ayrı bir olay abi. Yani onu özellikle biz bu yağ ekmek soslamada kullanıyoruz. Ekmeklerimiz mutfağımızda, bu yağımız gider. Bize soslanır. Herhangi bir karışım olmadan. Sadece dönerin yağıdır bu. Bunda ayçiçek yağı yok. Teraziye getirdik abi. Evet. 1 kilomuzu kattık şimdi. Evet. Bu şekilde. Tabi bunu dışarıya paket servis yaptığınızda evlere köpük tabağa katıyoruz. Paket kaselerimize katıyoruz. Ömer, oranın üstünden geçiyor mu? Evet, tavuğun suyu gitti. Kemiği yok. Sen aynen. Bana pişmiş şekilde bir tane tavuk vereceksin. Aynen öyle. Pişmiş, hazır. Bütün piresini, her şeyini bırakmış. Evet, öyle paket tabağı. Tamam mıydı? 1 kilo tamamımız abi. Sağ olun abim, hoş geldiniz. 1 kilo tavuğumuz bu şekilde. Sosumuzu döküyoruz abi. İşte olay bu. Ketçap, mayonezle isteğe bağlı ilave edebiliriz. Geldik şimdi bu işin en güzel zamanı. Değil mi? Şu lezzetlerin damağımla buluşma vakti. Afiyet olsun abi. Öncelikle fiyatlardan başlayalım. Lokmamızın fiyatı ne kadar? Lokmamız abi 20 lira. Yanında ne var? Yanında cipsimiz var abi. Cipsimiz var. Karışık turşumuz var. Karışık turşumuz var. Karalahanamız var. Karalahanamız var. Bu şekilde. Bu şekilde 20 lira. Menüsü. Yani şöyle göstereyim. Cipsimiz zaten içinde. Şu şekilde lokma menümüz 20 lira. Tamam. Ama sen tuttun bizim tepemize yapıştın. Takipçilerim istiyor da istiyor, istiyor da istiyor. Anamızı alattın abi ya, kurban olayım. Şimdi usta, ya biliyorsun insanlar şu günlerde sıkıntılı günler yaşıyor. Evet. Pandemiydi, ev hapsiydi, adam akıllı dışarı gidip yemek yemiyorlar ama evet. Sen şunu götür, gönderdin. Adam pidesini alacak, içine serecek kafasına aynen. Göre.
Burada yanında vermiş olduğun salatadan koyacak. Güzel abim. O kadar ısrar ettin ki gerçekten ısrarını da anlayamadım ama yok da diyemedim. Abi senin hatırın için hiç konuşmadım. Konuşturmadım. Tamam mı abi? Konuş. Şu menü şöyle. Ne yapıyoruz? Bahattin abimizin 1 kilo hatırına 1 kilo tavuk dönerimiz, 3 porsiyon pilavımız, karalahanamız, cipsimiz, mevsim salatamız, isteğe bağlı kebap salatamız, tablacı salatası dediğimiz karışık turşumuz ve içeceğimiz de aldı kardeş adam vallahi içeceğimiz de aldı. Ver abi ver. Onu da kat abi. Ne etti? Abi normalde bu menünün hakkı 100 lira. Bize. Lezzet Seferi izleyicilerine. Lezzet Seferi vallahi izleyicilerine. Vallahi şunu sattığım fiyattan verir misin? Uygun mudur? Verelim o kardeşim. Vereceğiz abi yok mu diye sana başlarız. Bu şekilde menüyü şu an kampanya başlatacağız inşallah. 70 liraya dediğim gibi pilavından salata çeşitlerine 1 kilogram pişmiş vaziyette tavuk dönerine kadar. Kardeşlerim şuradaki 1 kilogram tavuk döneri elde etmek için ortalama 1 kilo 300 gramın üzerinde çiğ tavuğa ihtiyacımız var. Piştiği zaman geriye 1 kilogram kalıyor. Aile boyu doyumlu ekonomik bir paket hazırladık. Sen konuş. Nasıl? Ben bunu zaten biliyorum. Efsane bir şey. Lokma çektim Lezzet abi. Besmelen çektim mi artık gerisi komple vitamin abi ye. Ayran şalgam. Şalgam. Buyur abi. Lokmayı genç kardeşlerimiz çok seviyor. Genç kardeşlerimiz çok seviyorlar. Gerçekten doyurucu. Hani ben yiyorum da doymuyorum kardeşim. Gidiyoruz doymuyoruz diyen kardeşlerimiz var ya. Özellikle o kardeşlerimizi bilhassa davet ediyoruz. Yediğiniz zaman doyumu zirvesinde yaşayacağınız ve dışı değil. Ekmekle doyurmuyoruz kardeşlerim bak. Ben yemiyor ya. Burada. Bir lokmayla. Aynı. Ekmekle doyurmuyoruz. İçinde kaşarıyla, tavuğuyla, Allah'ın izniyle zırka zırk bir yemek. Ha kilo problemim var. Kardeşim kilo vermeye çalışıyorum diye kardeşim yanaşmasın. Oraya yanaşmasın. Ama abi peki. Ben yerim hakkını da veririm diyene buyur diyor. Peki usta. Bir şey atladık. Neyi abi? Neyi atladık? Bir kilo. Evet. Tavuk dönerinin yanında kaç tane ekmek göndereceğiz? Kaç tane? 2 tane, 3 tane sıkıntı yok abi. Zaten ne istiyorsan onu alacaksın. Kurban olayım sorma. Sen söyle zaten şöyle, bağladın dolu, bugün bizi. Dolu. Bağladın bugün bizi sorma yani. Şunu ha. Göndereceğiz de biz ha. Göndereceğiz abi. Kampanyası yani, resimce gidecek. Yapıyorsun. Zaten şundan 3 kişi kıta basa doyar mı? Doyar. Aynen. Abi ben soğan salatasını bir de bak abi. Seviyorum. Tavuk dönerin kalitesi. Biz ustalar olarak bunu yaparız. Eti aldığınız zaman kardeşlerim emin. Tavuk etinin içerisinden güzel baharatının tadını alıyorsanız yağıyla beraber suyuyla beraber o tavuk döner gerçekten güzel bir tavuk döner. Genelde sade bir tavuk döneri soslarla süslemenize aslında gerek yokmuş. Sos ekstra zenginlik. Kaliteli bir tavuk döner tek başına zaten lezzet olarak kendi kendine yetebilecek bir yemek. Elinize kollarını sağlık. Usta peki bunu sorayım. Normal döner fiyatımız ne? Normal döner fiyatımız abi 10 liraydı. Şu an artan maliyetler sebebiyle 12 lira yaptım. Ona kaç gram katıyoruz tavuğa? Abi 80-90 gram. 80-90 gram. Aynı ayarda tavuğa gider. O zaman biz bayağı bir kardayız. Sen bildirdin abi. Şimdi bildirdin. 10 tane tavuk döner çıkar mı buradan? Fazlasıyla çıkar. 12 kilo var göndermesin abi. Aynen. Şimdi burada
şu var yani, aile ortamında, bir arkadaş ortamında ya mangalla onunla bununla uğraşmaya gerek yok. Mutfağa Allah kullak edip tarumar etmeye gerek yok. Her şey hazırlanmış bir vaziyette geliyor. Size sadece yemek düşüyor. Maliyet olarak da zaten baktığın zaman gerçekten bu fiyatlar anca maliyeti geliyor. Yani bugün çiğ köftenin kilosuna kadar bilmiyorum ama yine bir 50-60 lira var. 50-60 lira var abi. Pirinç pilavından tut. Tavuk dönerine, cipsine, yeşil salatası, kara lahanasına, karışık turşusuna, isteğe bağlı soğan salatasına, abi 1 litre pepsisine 70 lira, 70 lira, 70 lira, 70 lira. Peki usta, fiyatımız abi. Hangi saatler arasında açıyoruz? Sabah saat 11 ile servisimiz başlıyor. Evet. 10.30, 11 gibi servisimiz başlıyor. Akşam saat 21.30'a kadar buradayız. Peki sen olarak. Adresimiz alabilir. Adresimiz Şakirpaşa Caddesi üzerinde. Şakirpaşa Caddesi üzerinde karakoldan sanayiye doğru giderken Salı Pazarı civarı derseniz kardeşlerim en kolay bu şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca konumumuz Instagram adresimizde, Efendi Döner Instagram adresimizde de var. YouTube adresimizden de alabilirsiniz. Yine Bahattin abimin bırakacağı konumdan da bizlere isterseniz, arzu ederseniz ulaşabilirsiniz. Ustam, ellerine, emeğine sağlık. Kardeşim benim, afiyet olsun. Arkadaşlar, velhasıl kelam, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların, en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.